Merhaba arkadaşlar, Almanca kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu weil. Weil yapısını ayrıntılı şekilde görüyor olacağız. Hazırsanız dersimiz başlasın. Şimdi arkadaşlar, weil cümlesine baktığımızda daha doğrusu weil yapısına baktığımızda bu çünkü anlamına geliyor. Bir durum söz konusuysa ve ben bunu temellendirmek istiyorsam güzel Türkçede ne derim? Çünkü derim öyle değil mi? Bu durumda da Almanca'da while şeklinde ifade ediliyor. Ne demek istediğimi örneklerle size anlatmaya çalışacağım. İlk örneğimize bakalım arkadaşlar. Joachim kauft Mineralwasser. Joachim bu bir erkek ismi arkadaşlar. Mineralwasser doğal maden suyu demek arkadaşlar. Doğal maden suyu alıyor. Er hat Durst o susadı. Şimdi arkadaşlar Joachim doğal maden suyu alıyor. Çünkü susadı diyecek olursak. Joachim kauft mineral vasa weil er durst hat. Bakın burada ne olmuş arkadaşlar? While cümlesi kurulduğunda virgülü mü değil mi? Ne yapmış oluyorum? Baştaki cümleyi aynen aşağı taşıdım. Joachim kauft mineral vasa virgülü mü koydum. Weil er Durst hat. Bakın haben eyle, eylemi ne oluyor? Cümlenin sonuna gitmiş oluyor değil mi? Durst tam hemen sonra. Durst neydi? Susuzluk demekti. Çünkü susadığı için Di, e, diye temellendirmiş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar weil er Durst hat yapısını ben cümlenin başına getirseydim de olurdu. Tabi güzel Türkçe'de böyle demeyiz. Çünkü susadığı için maden suyu doğal maden suyu aldı dediğimizde devrik bir cümle olur. Yanlış değil ama devrik olur. Ancak Almanca'da olağan bir cümle, normal bir cümle oluyor arkadaşlar. Şöyle de diyebilirim bakın. Weil Joachim Durst hat kauft er mineral Bakın burada herhangi bir anlam kayması ya da bir devrik cümle söz konusu değil. Ne yapmış oldum? Buradaki yapıyı, while'lı yapıyı hiç cümlenin öğeleriyle oynamadan ne yaptım? Başa getirdim. Ve diğer yapı virgülden sonra kauft ea er mineral ile devam ediyor. Ve bu şekilde sonlanmış oluyor. Bakın virgülden sonra eylem geliyor mutlaka arkadaşlar. While ile başlıyorsa cümle demek ki ne yapıyoruz? Virgülümü getirdikten sonra bu yapıdan hemen sonra ne yapıyorum? Eylemle devam etmem gerekiyor. Bu durumda while Joachim Dost hat kauft er galvasa demiş oluyoruz. İkinci örneğe baktığımızda hem müla ...fiyat gerne mit dem bus. Evet anlaşılır bir cümle olduğunu düşünüyorum artık B1'de olduğumuz için, değil mi? Ee, ne diyor cümlemiz? Bay müla ne yapıyor? Otobüsle gitmeyi seviyor, değil mi? Fiyat gerne mit dem bus. Er kann in aller Ruhe Zeitung lesen. In aller Ruhe arkadaşlar bu bir kalıp. E, sakin bir şekilde e, sükunet içerisinde anlamına geliyor. Yani sakin bir şekilde gazetesini okuyabiliyor dediğimizde er in aller Ruhe Zeitung lesen sakin bir şekilde kendini toparlamış bir şekilde değil mi? Hani o e, trafiğin hengamesi olmadan sakin bir şekilde ne yapabiliyor? Haberleri okuyabiliyor, gazete okuyabiliyor dediğimizde demek ki er in aller Zeitung lesen. Şimdi arkadaşlar bu iki cümleyi bir araya getirdiğimizde ne diyeceğiz? Bay Müller otobüs yolculuğunu seviyor değil mi? Neden seviyor? Çünkü sakin bir şekilde gazetesini okuyabiliyor demeye getireceğiz. Dolayısıyla ne yapacağız arkadaşlar? Baştaki cümleyi gene ne yapacağız? Aşağı taşıyacağız ve diyeceğiz ki Herr Müller fährt gerne mit dem Bus virgülümü getirdim. Çünkü sebeplendireceğim. Çünkü diyeceğim. Weil er in aller Ruhe Zeitung lesen Demek ki arkadaşlar burada while ile devam ettiğimizde ne dedik? Fiil sona gidiyor. Mutlaka gitti zaten ve hemen akabinde modal fiil können geldi. Bu durumda while er in aller Ruhe Zeitung lesen ile ne yaptık arkadaşlar? While cümlesini kurmuş olduk. Demek ki Baimöla ne yapıyor? Otobüs Otobüste gitmeyi seviyor. Değil mi? Seviyor dediğimizde hem lafiyat gern gerne mit dem Bus otobüste e, sürmeyi seviyor değil mi? otobüs yolculuğunu seviyor. Çünkü burada fahenden kasıtı arkadaşlar. Yolcu olarak bunu daha önceden de söylemiştim. Gene söylemekte fayda var. Faren kara taşıtları için geçerli. Benim bunu bu aracı kullanıyor olmam gerekmiyor. Yolcu olarak da e, kullandığımda bu aracı fahreni kullanmış oluyorum. Demek ki burada bir yolcudan bahsetmiş oluyoruz değil mi? Çünkü e, ne yapıyor? Sakin bir şekilde gazetesini okuyabiliyor bu sayede. Bu sebepten otobüs yolculuğunu seviyor demiş oluyoruz. Herr Müller fährt gerne mit dem Bus, weil er in aller Ruhe Zeitung lesen kann. Şimdi gelin weil ile başlatalım bu durumu arkadaşlar bu cümleyi. Ne yapacağız? Weil Herr Müller In aller Ruhe Zeitung lesen kann Bay Müller rahatlık, sakinlik, sükunet içerisinde gazete okuyabildiğinden dolayı fährt er gerne mit dem Bus otobüsle e, gitmeyi değil mi? Otobüs yolculuğunu seviyor e, anlamı doğuyor bu sayede. Ne yapmış olduk? Sadece bu while yapısını cümlenin başına taşıdık arkadaşlar. Herhangi bir anlam kayması Yok. Gördüğünüz üzere ne yaptık demek ki? Weil Herr Müller in aller Ruhe Zeitung lesen kann, fährt er gerne mit dem Bus. Üçüncü örneğimize bakalım. Ne diyor? Tina wohnt bei ihren Eltern. Sie hat keine Arbeit. Evet, Tina bu bir kadın ismi arkadaşlar. Bei ihren Eltern zaten burada bir kadından bahsettiğimiz anlaşılıyor değil mi? Anne babasının yanında e, ikamet ediyor. Değil mi? Ee, yaşıyor. Dolayısıyla zihat kayna abad onun işi yok. Şimdi burada bir neden sonuç ilişkisi var arkadaşlar. Değil mi? Diğer cümlelerde de olduğu gibi. Ne diyor bize? Anne babasının yanında yaşıyor. Çünkü işi yok. Çünkü işi olmuş olsaydı belki tek başına yaşayacaktı. Öyle değil mi? E, bu durumda ne diyeceğiz arkadaşlar? Bakın baştaki cümleyi ne yapıyorum? Buraya da getirmiş oluyorum ve diyorum ki Tina wohnt bei ihren Eltern. Bakın her şey yerli yerinde duruyor. Virgülümü getirdim. Weil sie keine Arbeit hat. Çünkü işi yok demiş oluyorum ve ha ben ne olmuş arkadaşlar? Olması gereken yerde cümlenin sonunda tabii ki çekimlenmiş olarak e, duruyor. Ve bu şekilde while cümlesini kurmuş oluyoruz. Demek ki Tina wohnt bei ihren Eltern anne babasının yanında yaşıyor çünkü işi yok dediğimizde weil sie keine Arbeit hat demiş oluyoruz ve cümleyi tamamlıyoruz. Şimdi weil sie keine Arbeit hat ile başlatsaydık da olurdu o zaman ne diyecektik? Bakın z yerine Tina ile değiştirdim çünkü anlam bütünlüğü olsun diye ne, ne dedim? Weil Tina ile başlatmış oldum. Bu durumda Weil Tina keine Arbeit hat. Virgülümü getirdim. Wohnt sie bei ihren Eltern. Demek ki weil ile başlıyorsa cümle arkadaşlar. Ne oluyormuş? Ee, eylemimi getiriyorum. Virgülümü koyuyorum. Bir diğer eylemle devam ediyorum. Burada olduğu gibi ne olmuş? Won't. E bu durumda Weil Tina keine Arbeit hat wohnt sie bei ihren Eltern demiş oluyoruz. Dilerseniz bunların üzerinden şöyle bir geçelim arkadaşlar. İlk örneğimizde Joachim kauft mineral wasser. Joachim maden suyu, doğal maden suyu alıyor. Er hat Durst. O susadı diyor. Değil mi arkadaşlar? Joachim kauft mineral varsa, Weil er Durst hat. Çünkü susadı dediğimizde demek ki while yapısını ne yaptım? İki cümleyi birleştirecek şekilde değil mi? Tam orta noktaya getirdim. While cümlenin başına da gelebilirdi. E bu durumda ne olacak? While Joachim Durst hat kauft er mineral galvasa. Bakın bu şekilde de ne yapmış oluyorum? While cümlesini kurmuş oluyorum. İkinci örneğimize baktığımızda "Wir möll auf mit dem Bus er kann in bakın bu iki cümleyi bir araya getirdiğimizde demek ki "weil" bir bağlaç olarak iki cümleyi birlikte bağlayacak olursa değil mi tam orta noktada olacak olursa hem mülafiyat gelen bus bakın virgülden hemen sonra ne oldu weil geldi weil er in aller ruhe zeitung lesen kann demiş olduk arkadaşlar şimdi o yapıyı başa taşı taşıdığımızda ne olacak bakın oradaki öğelerin hepsi yerli yerinde duruyor farkındaysanız tek bir farkla oradaki er yerine ne oldu hem dolayısıyla weil Herr Müller in aller Ruhe Zeitung lesen kann fährt er gerne mit dem Bus ile ne yaptık otobüs sürmesi neden ee, neden hoşuna gidiyor otobüs kullanıyor olması çünkü sakin sükunet içerisinde değil mi sakinlik içerisinde gazete okuyabildiğinden dolayı demiş oluyoruz Üçüncü örnekte ise Tina wohnt bei ihren Eltern. Sie hat keine Arbeit değil mi? Tina anne babasının yanında dediğimizde bakın bei ihren Eltern diyoruz değil mi? Çünkü ifadesini bir, e, bir, araya getirecek olursak bu iki cümleyi çünkü ile bir araya getireceğiz bu durumda weil. Ne olacak bu durumda arkadaşlar? Tina wohnt bei ihren Eltern weil sie keine Arbeit hat. ya da, weil Tina keine Arbeit hat, wohnt sie bei ihren Eltern diyecekmişiz. Demek ki arkadaşlar, weil cümle başında olabileceği gibi iki cümleyi de birleştirebiliyormuş. Dilerseniz şimdi bu görmüş olduğumuz cümleleri doğru telaffuzuyla okuyalım. Joachim kauft mineralwasser. Er hat Durst. Joachim kauft Mineralwasser. Er hat Durst. Joachim kauft Mineralwasser, weil er Durst hat. Joachim kauft Mineralwasser, weil er Durst hat. Weil Joachim Durst hat, kauft er Mineralwasser. Weil Joachim Durst hat, kauft er Mineralwasser. Herr Müller fährt gerne mit dem Bus. Er kann in aller Ruhe Zeitung lesen. Herr Müller fährt gerne mit dem Bus. Er kann in aller Ruhe Zeitung lesen. Herr Müller fährt gerne mit dem Bus, weil er in aller Ruhe Zeitung lesen kann. Herr Müller fährt gerne mit dem Bus, weil er in aller Ruhe Zeitung lesen kann. Weil Herr Müller in aller Ruhe Zeitung lesen kann, fährt er gerne mit dem Bus. Weil Herr Müller in aller Ruhe Zeitung lesen kann, fährt er gerne mit dem Bus. Tina wohnt bei ihren Eltern. Sie hat keine Arbeit. Tina wohnt bei ihren Eltern. Sie hat keine Arbeit. Tina wohnt bei ihren Eltern, weil sie keine Arbeit hat. Tina wohnt bei ihren Eltern, weil sie keine Arbeit hat. Weil Tina keine Arbeit hat, wohnt sie bei ihren Eltern. Weil Tina keine Arbeit hat, wohnt sie bei ihren Eltern. Sıradaki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Du sollst deinen Mantel nehmen, es ist draußen kalt. Evet bakın burada bir zalen değil mi? Meli malı yapmalısın bir öneri var. Ne diyor? Du sollst deinen Mantel nehmen, der Mantel mont değil mi? Montullu montunu almalısın. Du sollst deinen Mantel nehmen, es ist draußen kalt. Dışarısı soğuk değil mi? Draußen dışarısı Kalt değil mi? Soğuk. Şimdi burada çünkü ile ne yapacağız? Temellendireceğiz. Dışarısı soğuk, değil mi? Yani e, ne demem gerekiyor? Montunu almalısın çünkü dışarısı soğuk diyeceğim. Değil mi? Bunu nasıl yapabilirim? While ile yaparım. Demek ki while ile yaptığımızda iki türlü e, kullanım varmış. Birisi neymiş arkadaşlar? Cümlenin başında while ya da cümle iki cümlenin arasında weil bu noktada bağlaç gibi düşünülebilir değil mi? Gibi değil aslında. Eee weil aslında bağlacın ta kendisi. Öyle değil mi? Şimdi buraya baktığımızda du Zalstein Mantel nehmen, bakın aynen buraya geçirdik bunu. Montunu almalısın çünkü weil ist draußen kalt ist çünkü dışarısı soğuk diyor cümle değil mi? Du Zalstein Mantel nehmen, weil ist draußen kalt ist. Şimdi gelin bu yapıyı başa alalım. Weil es draußen kalt ist, komma, sollst du deinen Mantel nehmen. Bakın ne oldu demek ki arkadaşlar? Kural bozulmadı değil mi? Aynı şekilde devam ediyoruz. Virgülümü getiriyorum ve modal fiilim sollen ne? Cümlenin devamı geliyor. Bu durumda sollst du deinen Mantel nehmen değil mi? Mastar halde nehmen cümlenin sonuna gidiyor ve vel cümlemiz kurulmuş oluyor. Bu durumda dışarısı soğuk olduğu için montunu almalısın diyor cümlemiz. Weil es draußen kalt ist, sollst du dein Mantel nehmen. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Die Frauen fahren in die Stadt. Kadınlar şehre gidiyorlar. Es gibt Sommerschlussverkauf. Evet, kadınlar şehre gidiyorlar. Neden? Sommerschlussverkauf arkadaşlar. Yaz sonu satışı anlamına geliyor. Türkiye'de de ne deniyor? Yaz satışı, değil mi? Kış sonu satışı, değil mi? Bu şekilde demek ki Almanca'da da Sommer demek ki yaz sonu satışı. Bu kış sonu satışı olsaydı ne olacaktı? ve Schlussverkauf şeklinde değil mi olacaktı? Şimdi neden sonluç ilişkisine baktığımızda kadınlar neden şehre gidiyorlar? Çünkü yaz sonu satışı var. Değil mi? Diyeceğiz. E bu durumda ne yapacağız? Weil'den destek alacağız. Çünkü demek Die Frauen fahren in die Stadt. Bakın yapı aynı şekilde kurundu. Weil es Sommerschluss verkauft gibt. Bakın geben ne oldu? Cümlenin sonuna gitti. Burada herhangi bir modal fiil yok. E bu durumda geben değil mi? cümlenin sonuna gidiyor ve Die Frauen fahren in die Stadt, weil es Sommerschlussverkauf gibt demiş oluyoruz. Şimdi oradaki yapıyı ben cümlenin başına taşıdığımda ne olacak? Weil es Sommerschlussverkauf gibt virgülümü getirdim. Eylemle devam ediyorum. Eylemimiz ne? Fahren. Fahren die Frauen in die Stadt. Kadınlar ne yapıyor? Şehre gidiyorlar. Tabi fağen az önce de söylemiş olduğum gibi bir kara taşıdığıyla gidiyorlar öyle değil mi? Sürüyorlar ya da bir kara taşıdığıyla ne olabilir bu tren olabilir otobüs olabilir gibi değil mi? Bir e, taşıtla gidiyorlar ya da kendileri de e, kendi e, hususi e, arabalarıyla da gidiyor olabilirler değil mi? O anlama gelmiş oluyor. Demek ki weil es so gibt, değil mi? Ne yapıyorum? Sebebi önceden veriyorum, virgülle ayırıyorum ve fahren die Frau fahren die, in die Stadt şeklinde, değil mi? de yorumlayabiliyorum. Her ikisi de doğruymuş demek ki. Ve sıra geldi son örneğimize. Son örneğimiz ne diyor? Wir können nicht zum Konzert gehen. Biz ne yapamıyoruz? Konsere ''Gidemiyoruz'' diyor cümle. ''Wir fahren morgen früh nach Köln.'' ''Yarın sabah'' ''Morgen früh'' demek ki ''Yarın sabah'' demek arkadaşlar. ''Köln'e gidiyoruz'' diyor cümle. Şimdi konsere gidemiyoruz çünkü ''Köln'e yarın sabah'' değil mi? ''Yola koyuluyoruz'' anlamı doğuyor. Dolayısıyla ne yapacağız arkadaşlar? ''Welden destek aldığımızda'' ''Wir können nicht zum Konzert gehen.'' Bir gülümü getirdim. Weil wir morgen früh nach Köln fahren. Demek ki ne oluyor arkadaşlar? Weil wir morgen früh nach Köln fahren. Ee, yan cümlesinde. Burada herhangi bir modal fiil olmadığından değil mi? Mastarda. Fahren ne olacak? Cümlenin sonuna. Daha doğrusu mastarda. Neden mastarda? Çünkü wir. Çünkü biz değil mi arkadaşlar? Olduğundan dolayı o şekilde olacak. Başka bir şey olmuş olsaydı değil mi? Söz gelimi do olsaydı tabii ki çekimlenmiş olarak cümlenin sonuna gidecekti değil mi? Fiyasta olacaktı bu durumda. Şimdi while ile cümleyi başlatacak olursak while wir morgen früh nach Köln fahren können wir nicht zum Konzert gehen. Yarın erkenden Köln'e gittiğimiz için konsere gidemiyoruz diyor cümle. Dilerseniz şimdi de arkadaşlar bu görmüş olduğumuz cümleleri doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Du sollst deinen Mantel nehmen. Es ist draußen kalt. Du sollst deinen Mantel nehmen. Es ist draußen kalt. Du sollst deinen Mantel nehmen, weil es draußen kalt ist. Du sollst deinen Mantel nehmen, weil es draußen kalt ist. Weil es draußen kalt ist. sollst du deinen mantel nehmen weil es draußen kalt ist sollst du deinen mantel nehmen die frauen fahren in die stadt es gibt sommerschlussverkauf die frauen fahren in die stadt es gibt sommerschlussverkauf die frauen fahren in die stadt weil es sommerschlussverkauf gibt die frauen fahren in die stadt weil es sommerschlussverkauf gibt weil es Sommerschlussverkauf gibt, fahren die Frauen in die Stadt. Weil es Sommerschlussverkauf gibt, fahren die Frauen in die Stadt. Wir können nicht zum Konzert gehen. Wir fahren morgen früh nach Köln. Wir können nicht zum Konzert gehen. Wir fahren morgen früh nach Köln. Wir können nicht zum Konzert gehen, weil wir morgen früh nach Köln fahren. Wir können nicht zum Konzert gehen, weil wir morgen früh nach Köln fahren. Weil wir morgen früh nach Köln fahren, können wir nicht zum Konzert gehen. Weil wir morgen früh nach Köln fahren, können wir nicht zum Konzert gehen. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde Weil yapısını görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Tschüss.